Engelli ve yaşlılar toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanıyor biliyorsunuz. Bu devletin sağladığı bir imkan ve şimdi daha da güçlendirildi. Engelli ve yaşlılara verilen toplu ulaşım desteği %50 artırıldı. Bizim de yaşlılarımız var. Çok iyi bir şey oldu yani. İyi bir şey yani devlet tarafından destek olması. Biz bedava geziyoruz mesela. Metroda, metrobüste her şeyde gayet güzel. Mutluyuz yani. Engelli ve yaşlılara verilen toplu ulaşım desteği artırıldı. %50'lik zammın müjdesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Şehir içi özel deniz yolu ulaşım araçları için 2250 liradan 3375 liraya yükseltmiş olduk. Ankara ve İstanbul için 4500 liraya ulaşmış oldu 2992 liradan. Diğer büyük şehirlerde de 2250 liradan 3375 liraya yükseltmiş olduk. Büyükşehir olmayan illerde 1800 liradan 2700 liraya yükseltmiş olduk. Onlar da yardıma muhtaç insanlar. Onun için çok iyi yani. Ücretsiz seyahat desteği kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin karayolu, demiryolu, özel halk otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanıyor. Yaşlılara destek olmaları, kimsesizler var, çalışamayanlar var, gelir olmayanlar var. Tabii ki iyi oldu. 1 Temmuz 2023'ten itibaren dediğim gibi ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesi geçerli olacak. Yaşlı ve engelli yakınlarına ise emeklilik yolu açıldı. Yaşlı ve engelli yakını olan ve ona bakım veren vatandaşlarımıza sigorta prim desteklenmesi biliyorsunuz zaten söz konusu. Ancak özellikle emeklilik hakkı noktasında bir ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Engellilere bakan kişilerin de emekli olmaları, ev hanımlarının özellikle daha iyi bir şey değil mi bence? İyi.